Mustafa Bey merhabalar, programımıza merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyenler, İstanbul yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de sizlere İstanbul'da kendi sektöründe adından bahsettiren Apaydın Elektromekanik'ten sesleniyoruz. Yanımızda firma müdürü Mustafa Beyefendi bulunmakta. Mustafa Bey, yaptığınız hizmetlere geçeceğiz ama ilk önce kısaca tanımak istiyoruz. Şimdi ismim Mustafa, zaten söylediğiniz gibi. Hı hı. İsmim Mustafa söylediğiniz evet. gibi. Çanakkale'liyim. Hı hı. Yani işimizi severek yapıyoruz. Kaç yıldır varsınız burada? İşte yaklaşık burada 2 seneden beri buradayım. 2 yıldan beri buradayım. Ama tecrübeniz tabii ki de. Tabii 28-30 seneyi bulan bir tecrübemiz var meslekte. Böyle devam ediyoruz işte. Ne kadar yani. Güzel. Apaydın'dasınız 2 yıldır. Apaydın'da. Peki Apaydın Elektromekanik'te evet. kişiler nelerle karşılaşıyor? Yani buradaki iş gidişatı nedir? İş tanımı nedir? Asıl elektromekanikten ziyade bizim asıl sektörümüz bobinaj, motor bobinaj, hı hı. elektrik motorları, elektrik dinamoları. Bobinaj derken orayı mercek altına yani, alırsak? Şimdi Apaydın Elektromekanik değil de Apaydın Bobinaj bizim yapmış olduğumuz işe daha yakın bir tanım. Hı hı. Apaydın bobinaj. Yani elektrik makineleri, motorları, evet. işte sanayi makinelerinin motorları olsun. Bunlarla alakalı. Trafolar, yüksek gerilim olsun. Bunlarla ilgileniyoruz yani. İşimiz bu. Yani onun ne yapıyorsunuz? Yani onarım mı yapıyorsunuz? Tabii, yoksa... tabii onarım yapıyoruz. Hı hı. Netice olarak yani arızaya gittiğimiz zaman, ölçümlerini yaptığımız zaman motorun yanık olduğu ya da yanık olmadığını tespit edip hı hı. ona göre gelip burada içinden çıkanını söküp tekrar yenisini sarıyoruz. Biz de aslında her sektörde çalışıyoruz değil mi? Sadece tabii, motor tabii, olması. Tabii tabii. Yeter motor olması yeterli. Fark etmez televizyonculukta bile. Sizin havalandırma motorunuz yanmış olabilir. Değil gelip mi? Onu sararız yani. Hiç fark etmez. Aslında siz bel kemiği oluyorsunuz. Aslında bütün sektörlerin burada. Öyle gözüküyor. Evet. Değil elektrik. Mi? Asıl altyapı elektrikçiyiz biz yani. Değil mi? Peki evet. Apaydın kaç yıldır var? Apaydın el aletleri konusunda bu jet taşları, matkaplar konusunda bir 16 yıldan beri hizmet veriyor. Hı hı. Ağır sanayiye de işte bu son 3-4 seneden beri ağır sanayiye de yönelmiş vaziyette. Zaten bir çevre, bir portföy hı hı. zaten var. Meslek de bu şekilde ilerlediği için 3-4 seneden beri de aşağı yukarı işte ağır sanayide devam ediyoruz yani. Ne kadar güzel. Ahmet Apaydın'ın gölgesi altında burada aslında çok güzel, güvenilir hizmetler veriyorsunuz. Güven de çok önemli bu bağlamda. Verdiğimizi düşünüyoruz evet. Her sektörde önemli ama sizde daha önemli. Çünkü motor hani çok şakaya evet. gelecek şey değil. Peki kişiler böyle firmalarla çalışmak için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Her yere güveni olmuyor. Şimdi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bizim yani tamam biz mühendislik hesabı yaparak iş yapmıyoruz. Motorun içinden ne çıkarsa onu tekrar yerine yerleştirmemiz, yerine sarmamız gerekiyor. Evet. Yani en ufak bir detayı bile atlamadan, mesela bizim tellerimiz bakırla çalışıyoruz. Bakır tel, misal veriyorum 0.90 tel, bunu 0.85 yapamazsınız. Evet. Yaptığınız zaman motor çalışmaz mı? Çalışır. Her türlü çalışır ama işte amper farklı çeker, gücü değişik olur. Yani bunu bu şekilde dikkat etmeleri gereken bir pozisyonda iş yani. Değil mi? Bu da çok önemli bir şey. Tabii çünkü ki önemli. Tabii ki. Güven de tam bu noktada başlıyor. Tabii sizler ki. İşinizi tabii ki. Doğru, dürüst yaptığınız için zaten bak, bunca bizim, yıldır evet, varsınız. Bizim onlarca müşterimiz var. Mesela biz tabii ki niçin? Ekmek için, para için bu işi yapıyoruz. Evet. Ama parayı bir kenara bırakıp işin sağlamlığı ve karşıya verdiğimiz güven, biz müşterilerimizden görüyoruz bunu. Mesela başka yere gidip de herhangi bir fiyatlandırma yaptırmadan sen yap kardeşim. Bu işi sen yap deyip getiren müşterilerimiz değil var mi? Bize. Doğru tamam. olsun, dürüst olsun. Kesinlikle. Hiç başka yerlere bakmaya gerek yok diyorlar. Sizler evet. zaten burada nokta atışı yapıyorsunuz zaten değil mi? Evet. Bu arızalardaki işte arıza belirleme konusunda tabii da. Tabii ki evet. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz burada? Biz yaklaşık 7 kişilik 7 kişilik bir ekibimiz var. Hı hı. Bizim bir başka dükkanımız daha var. Atölye, o küçük el aletleriyle çalışıyoruz. Orada 2 kişi. İstanbul'un neresinde? O da aynı burada. İkiteli Organize'de, Başakşehir'de. Başka bir sanayi sitesinde. Yani yakın buraya. Ama daha çok işin ağır yükü burada. Bu iş değil yerinde mi? Olduğu için. 7 kişilik bir ekibimiz var. Hepsi kendi alanlarında. Profesyonel kişiler. Hangi tabii, alanlarda performans gösteriyor bu arkadaşlarımız?
İşte bir tanesi bilgi işlemcimiz, bir tanesi muhasebecimiz. Evet. Bu ikisi beyaz yakalılardan oluyor. Evet. Geri kalanı hep bizim gibi işte emekçi olarak çalışıyor. Yani bir tanesi öbür dükkandaki dediğim o el aletleriyle alakalı çalışıyor. Evet. Buradaki dört kişi de ağır sanayi, motor bobinaj, makine elektriği bunlarla alakalı. Buradan hepsine de başta Ahmet Bey olmak üzere hepsine de sevgilerimizi, hürmetlerimizi yollayalım. Sizin teşekkürler. Aynı zamanda. Şu hangi sektörler daha çok sizlerle burada? Özellikle bu ağırlıklı olarak hangi sektörler sizlerden hizmet alıyor? Burada genelde makine imalatçıları, makine imalatçıları, işte taş ocakları, işte asfalt şantiyeleri, beton santralleri, bunlara iş yapıyoruz genelde. Peki garanti veriyor musunuz yaptığınız işlerde? Mekanik kısmına garanti veriyoruz ama elektriğin garantisi yok. Hmm. Elektriğin garantisi olmaz. Çünkü bu zaten niye? Hiçbir yerde olmaz değil mi? Hiçbir yerde. Elektriğin garantisi hiçbir yerde yok. Evet. Siz evinize bir beyaz eşya alıyorsunuz. Beyaz eşyanız arızalanıyor. Gelip tespit ediyor, laboratuvara gidiyor, tespit ediyor. Diyor ki voltaj yüksek gelmiş, motorunuz yanmış. Aslında biraz şans meselesi mi tabii oluyor? Tabii. Yani gelen elektrikte sıkıntı olmadıkça biz garanti veriyoruz. Ama elektriksel problem olduğu zaman garanti vermiyoruz. Peki. Peki Mustafa Bey, tam olarak neredeyiz? Şimdi seyircilerimiz sizleri ziyaret etmek isteyeceklerdir. Evet. Sizlere danışmak isteyeceklerdir. Şu anda ekranlarımızdan telefon numaralarınız da geçiyor. Evet. Tam olarak İstanbul, Başakşehir. İstanbul, Başakşehir. Eskop Sanayi Sitesi'ndeyiz biz. Düzenli, güzel bir sitedeyiz. Eskop Sanayi Sitesi, işte 7. bloktayız. Numara işte 462. Yapaydın elektromekanik diye. Zaten daha önce sizi arayabilirler. Gelip sizin çayınızı, kahvenizi bile içebilirler. Tabii ki, tabii ki. Sadece hizmet değil. Bir ekip var. Tabii ki. Sadece hani Fatih bize bir Bey iş, olsun, siz olun. Burada iş, çok herhangi, güzel bir karşılama var. Evet, herhangi bir iş yaptırmasına da gerek yok. Her türlü gelebilirler. Problem ne yok. Ne kadar yani. Güzel. Peki Mustafa çayımız Bey. Çayımız kaynıyor. Değil mi? Evet. Mustafa Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum rica efendim. Rica ederim. Başarılarınızın devam diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün sizlere İstanbul İki Telli Organize Sanayi'de bulunan Apaydın'dan seslendik. Mustafa Bey'lere konuk olduk. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.